Afiyet Day'a hoş geldiniz dostlar, yurttaşlar, Romalılar. Ben buraya gluteni gömmeye değil, övmeye geldim. Bugün unlardan bahsedeceğiz. Önce unun ne olduğunu söyleyelim. Un genellikle bizim bildiğimiz baklagillerden, tahıllardan, köklerden öğütülerek elde edilen mutfağımızın kralı, kraliçesi. Bu bizim mutfağımızda en çok buğday unu kullanıyor. İkinci olarak da mısır unundan bahsederiz. Öncelikle buğday unu çeşitlerinden ben bahsetmek istiyorum. Bizim marketlerde gördüğümüz, gündelik hayatta kullandığımız, duyduğumuz unlar kekun, genel un, un. Sadece üzerine un yazan un. Bir de baklavalık böreklik un. Bunlar arasındaki fark nedir? Daha önceden muhtemelen duymuşsunuzdur. Gluten oluşumunu hepsi farklı oranlarda sağlıyorlar. Çünkü unun içerisinde proteinler var. Neydi? Glutenin. Glutenin ve gliadin proteinlerini suya koyduğumuz zaman bunlar halaya duruyorlar. Yani birleşiyorlar, örgütleniyorlar, sendikalaşıyorlar ve daha güçlü bir birliktelik oluşturuyorlar. Şu anda bu un gördüğünüz gibi gayet bol proteinli olmasına rağmen bu proteinler henüz birleşmedikleri için bireysel yapıdalar ve ayrı gayrı duruyorlar. Ama ben daha önceden şöyle bir şey yaptım. Unun içerisine suyu koyup bıraktım. Bunu hiç yoğurmadım. Sadece karıştırmış olmama rağmen. Gördüğünüz gibi hunharca uzuyor. Gayet halaya duran, böyle uzun uzun sanki düğünde, hatta muhtemelen alkollü bir düğünde bir 1-2 saat oturulmuşçasına bir halaya durma hali söz konusu. Bu uzamayı sağlayan işte protein zinciri. Bu protein zinciri nasıl oluyor? Tekrar söylüyoruz, protein ve suyun birleşmesiyle. Yani bizim yüksek proteinli bir unla yoğurduğumuz hamur daha sağlam, daha sert oluyor. Bunlar ne zaman ihtiyacımız var? Pide yaparken, mayalı hamurlarda genelde ihtiyacımız var. Pide, pizza, ekmek yaparken tam olarak bu yapıya, sağlam yapıya ihtiyacımız var. Bu yapıyı en sağlam sağlayan, en yüksek proteinli olan baklavalık böreklik un. Ondan sonra normal un, normal un denmesinin sebebi bunun her yola gitmesini istiyorlar. Bu biraz yavşak. Bununla kek de yaparsınız, börek de yaparsınız, ekmek de yaparsınız. Her şeyi bir şekilde kurtarır bir un. Genel un gerçekten. Kekunda kesinlikle ekmek yapamazsınız. Gerçekten çok kötü olur. Ama kekundan çok güzel adı üstünde kek yaparsınız. Kabartma tozu da zaten. İçinde bir de çok güzel pankek yaparsınız. Ben bundan pankek yapacağım. Bundan bir strudel yapacağım. Uzata uzata baklavalık börekli kundan. Strudel. Ne dedim ben? Strudel. Hayır, strudel dedim. Hayır demedim. Strudel dedim. Tamam peki. Bundan bir strudel yapacağım. Baklavalık börekli kundan. Çünkü gluten çok fazla, rahat rahat uzatacağım. Bundan bir pankek yapacağım. Peki başka bir unumuz daha vardı. Mısır unu. Öğütülme biçimlerine, öğütülme boyutlarına. Bu bizim hep duyduğumuz double zero. İtalyan bir öğütme biçimi. Double zero en küçük granüllü un. Ondan sonra 0-1, ondan sonra 0-2. Sonra ne geliyor? Semolina dedikleri şey geliyor. Şimdi ben bunu ilk defa gördüm. Bu program için aldım. Semolina'yı Türkçe'ye irmik diye çeviriyorlar. Ama kesinlikle bence farklı şeylermiş. Açtım, baktım. Şimdi size de göstereceğim. Burada gördüğümüz şey semolina. Semolina ve irmik gördüğünüz gibi bayağı farklı, farklı dokulara sahip. Şöyle bunu atayım, bir de bunu atayım. Ve bu böyle Ayvalık'ta Sikko bir sahilde görebileceğiniz bir kumken, bu böyle bilmem ne altın kum sahili, aşırı turistik bir sahilde görebileceğiniz bir kum arasındaki fark gibi düşünün. Bundan makarna yapmak çok daha kolay olur diye tahmin ediyorum. Yapmadım ama bu kesinlikle daha çok zorlar belli yani. Bunları da kullanmayı deneyeceğim ileriki tariflerde bakalım. Son olarak ne kaldı? Nişasta kaldı. Nişasta kardeşimin de ben cehaletimden ötürü un ailesinden olduğunu sanıyordum. Ama nişasta bambaşka bir şeymiş. Nişasta
bir bitkinin şeker depolama biçimi, üretimi de farklı, davranışı da çok farklı. Nişastadan ne yaparız? Nişastadan da mesela sosları böyle şeffaf şeffaf koyulaştırırız. Bunu nereden biliyoruz? Uzak Doğu yemeklerinden çok iyi biliyoruz. Mesela noodle'ın etrafındaki o sos nişasta sayesinde oluyor. Ya da tavukların da etrafında yapıyorlar bunu. Bunu deneyeceğiz. Daha sonra bunu da kullanacağız. Nişasta ile un arasındaki farkı da şöyle görmüş olalım. Nişasta çok daha ince. Böyle baksanıza elime yapışıyor zaten. Şöyle bunların davranışları da farklı. Nişastayı ısıttığımız zaman bir sosta koyulaşma, şeffaf bir koyulaşma yaratıyor. Un böyle bir şey değil. Buna en yakın hali beşamel. Bunlar farklı şeyler. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Afiyetto böyle bir paylaşım, mutfak paylaşımı platformu olmaya çalışacak. Bu serinin şeker, tuz, asit ve yağ şeklinde bölümlerini de yapmayı planlıyoruz. Başka bir şey aklınıza gelirse, burada sevmediğiniz, sevdiğiniz bir şeyler olursa yorum yaparsanız çok seviniriz. Beğenmeler falan zaten artık YouTube izliyorsunuzdur herhalde. Evet, teşekkürler. Afiyet olsun.